Kanal Avrupa ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Canlı yayına yüz yüze siyasette bir kez daha ekranları karşısında bizleri izleyenlere selam olsun diyerek yayınımıza başlayalım sevgili izleyenler. Bu akşamki konuğumuz, gazeteci dostumuz Sayın Mustafa Arısüt bizlerle birlikte olacak stüdyomuzda. Sayın Arısüt hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Sağ olun. Siz nasıl iyisiniz? Teşekkür ediyorum. Sizleri görüyoruz. Her zaman daha iyi oluyoruz. Teşekkür ederiz. Bu anlamda bugün de 10 Ocak çalışan gazeteciler günüydü. Bu anlamda gazeteciler gününüzü de kutlayalım. Gazetecilerin, gazetelerin, televizyonların vesaire yaşadıkları sorunlar var. Onlardan da çokça fazla bahsetmek isterim. Sorunu masaya yatırmak isterim. Her ne kadar cevabını tabii ki burada bulamayacağımız sorunlar da var ama en azından sorunları dile getirmekte çözüm noktasında ilk adımda diye düşünüyorum. Evet, aslında gazetecilerin yılda birkaç günü var. Evet. İşte 22 Temmuz var, sansürünün kaldığı yıl dönümü. Ondan sonra bir de işte 10 Ocak çalışan gazeteciler günü var. Ben de hem sizin hem arkadaşların gazeteciler gününü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ama gazetecilerin hani her yıl böyle işte diğer dezavantajlı kesimler gibi hani özel günleri var ya, kutluyoruz falan karşılıklı ama bir dokunuyorsun bina işliyorsun. Gazetecilerin durumu daha da ilginç. Gazeteci herkesin her şeyin sorununu gündeme getiriyor ama kendi sorunlarıyla ilgili evet. Hani zaman yazık zaman dile getirse, ifade etse de aslında bunun çok bir karşılığı yok. Evet. Hani hiç bugüne kadar durduk yere işte milletvekillerinin mesela çıkıp da ya bu gazetecilerin şu şu sorunları var, hadi bunların da bir sorununa el atalım falan dediğine pek tanık olmadık. Aslında hiç olmadığı kadar gazeteciler şu anda daha da şey zor durumda. Gerek hani yasal açıdan çalışma alanları artık daha da daraltılmış durumda. Şimdi bir şey yazarken, ya bu gerçeği ifade etmekte herhalde sakınca yok. Evet. Bir şey yazarken insan tereddüt ediyor. Hı-hı. İşte acaba suç işlemiş olur muyum? İşte o suçun kapsamı da çok genişletildiği için ülkenin bulmuş olduğu suç şey... Gördüğünü bildiğini söylerken, yazarken dahi düşünüyor musun acaba bir şey olur mu diye? Düşünüyoruz tabii. Yani geçenlerde mesela İçişleri Bakanlığı Güvenlik Dairesi'nden de Şanlıurfa'ya gelmişlerdi. Gazetecilerle görüştüler. Onlara da ben ifade ettim. Onların soruları arasında işte haber yaparken çekiniyor musunuz? İşte yargıdan, ne bileyim devlet mekanizmasından falan. Valla dedim ki ya bunu inkar edecek herhalde hiç kimse yoktur. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani böyle cümleleri, kelimeleri böyle tekrar tekrar okuyarak aman hani bir sıkıntı yaşamasın falan. Bir de bunu mesela benim gibi bir gazeteci hiç yani sürekli böyle her gün imtihan içerisindeyiz. Şundan suç duyurusunda bulunur mu, bundan bulunur mu falan diye. Ama bizimki mesela CHP'nin gibi değil. CHP bugün hakaret fonu ile ilgili gündemde var. Belki birazdan ona da geliriz. Bizimki ciddi anlamda sıkıntılı. Yani bu kadar herhalde 600 kadar gazetecinin cezaevinde olduğu ifade ediliyor. Tabii bunlar, bu da tartışma konusu. İşte onlar sarı basın kartı sahibi değil. İşte bunlar gazetecilikten suç işlemiş falan değil ama bu rakam bile gazetecilerin üzerine bir sarı psikolojik... Sarı basın kartı diyoruz ama sarı basın kartı da 2000... Onun da hiçbir işlevi yok. Ne işe yarıyor? Evet, hiçbir işlevi yok. Hani o rakam bile gerçek gazetecilikten girmiş olsun olmasın, o rakam bile gazetecinin üzerinde bir psikolojik baskı. Bu sıkıntılar var. Onun dışında işte maddi sıkıntılar var. Patronların yaşamış olduğu, gazete sahiplerinin yaşamış olduğu sıkıntıdan ta çalışana kadar yaşanan bir sıkıntı var. Ülkede birçok sektörde yaşanan hani o sıkıntı, krizin yansıması gazetecilik medya sektöründe de yaşanıyor. Sadece Şanlıurfa'yı bile değerlendirdiğimizde hangi televizyona gitseniz işte televizyonu satmaya meyilli. Ondan sonra hangi gazeteye gitseniz hemen zararına işte kendisine kaça mal olmuşsa gazeteyi daha yakından bildiğim için kaç liraya bugüne kadar mal olmuşsa onun yarı fiyatına satmaya hazır. Sevgili Arasut, ulusal televizyonların yavaş yavaş küçülmeye gittiği bir dönemden bahsediyoruz. Yani ulusal televizyonlardan bahsediyoruz. Hani o bilindik uydu kanalları var ya, evet. Her evde izlenen ulusal kanal dediğimiz, onların bile küçülmeye gittiği, işte kiminin ana haber bültenlerini, gece bültenlerini kaldırıp tamamıyla paket projesiyle iş yapacağız dedik ama şu anda hali hazırda televizyonların hepsi dolar üzerinden TürkSat kiralarını veriyor. Televizyonların kapılarına birer birer kilit vuruluyor. Ben her zaman bunu dile getiriyorum. Yarın bir gün şehirlerde gazeteci olmayacak. O zaman ne olacak? Evet, gazeteciler olmayacak.
Şimdi mesela hani insanların, vatandaşın böyle şunu niye yazmıyorsunuz, bunu niye yazmıyorsunuz diye mesela sitem ettiği gazeteciler var. Herkes o soruna değinmese de işte belli bir gazeteci kesimi bu sorunlara değiniyor. Yarın öbür gün bunların ayakta kalamaması halinde öyle sitem edecek, şunu niye yazmıyorsun, bunu niye ifade etmiyorsun diye sitem edecek herhangi bir basın medya şeyi de, kuruluşu da kalmayacak. Sizin televizyonların işte uydu kiraları dolarla, bizim gazetelerin mesela kağıtlar dolarla. Üstelik belki sizinki dolar düştükten sonra sizinki de düşmüştür ama bizim mesela dolar düştükten sonra gazete kağıtlarının fiyatları düşmedi. Bazı illerde 6 gün çıkan, 7 gün çıkan gazeteler, yerel gazeteler 3 güne düşmeye başladı. Bu ciddi bir şey. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gazetelerin böyle bir küçülmeye, böyle hani günlük değil de işte haftanın belli günleri çıkmaya gittiği pek görülmemiş. Evet. O peki, kadar sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bugünle ilintili olarak soruyorum. Hayatında hiç Şanlıurfa'dan yayın yapan bir gazeteyi alıp da sırf okumak için değil ama gazeteye bir destek amaçlı, destek amacıyla almayıp da bugün sosyal medya üzerinden işte hazır yazılarla gününüzü kutlayanları ne kadar samimi buluyorsunuz? Valla bunu zaman zaman zaten ifade ediyoruz sosyal medyada özellikle. Hani çıkıp işte bu gazete, yani sizin de mesela şimdi ekranları başında izleyenler bize ara verdiğimizde bu kadar reklam olur mu falan diye sitem ediyorlardır. Onu da duyar gibi oluyoruz. Ama hani ne kadar destek olunuyor bu medya kuruluşlarına? Ya da belediyelerle ilgili haber verdiğinizde kardeşim nedir bu belediyelerin işte bültenleri, haberleri falan dendiğinde sen bir firma olarak işte ne kadar hani televizyona destek oluyorsun? Haberlerle ilgili mesela reklam alıyorsunuz. İlla haberden bir önce ya da sonra adam firma diyor. Evet. İşte ondan sonra siz reklamları yayınladığınız zaman yine sitem ediyor. Bu kadar reklam olur mu? Bizim gazetede de mesela gazeteler, Urfa'daki yerel gazetelerin bayi satış fiyatı 25 kuruş. Hı hı. 25 kuruş yani çok basit bir şey. 1 lira verdiğinizde 4 tane yerel gazete geliyor. Ya gazetesi sorunu yazmadığında yakasına yapışıp ya arkadaşım niye yazmıyorsun diyorsun. Evet. Ama haftada bir, belki ayda bir, belki yılda bir gazete almayan vatandaşlar var. Ben 8 yıl önce İpek Yol gazetesini arkadaşlarla birlikte kurmadan önce Gaziantep'te, Konya'da, Kocaeli'de özellikle gazeteleri araştırdım. Abone potansiyeli en kötüsü iddialı olmayan bir gazetenin günlük tirajı 1500'dü. Ben dedim ki Urfa'da 2 milyon nüfus var. İşte orada 1 milyon nüfusu olan şehirler var. Bizde 2 milyon nüfusu var. Ben nereden baksan 3000 satarım dedim. O hayalle gazeteyi kurduk biz burada. Ama maalesef ciddi anlamda abone şeyi birinci burada kötü. Hele hele bayiden satış zaten mümkün değil. Ben mesela diğer illerde sorduğumda işte niye mesela hani yerel gazetede yerel gazeteyi tercih ediyorsunuz? Adam diyor ki ulusal falanca gazete diyor ki işte ben Sakarya'da yaşıyorum. Adam Zonguldak'ın bilmem hangi ilçesinin hangi köyünde işte bilmem ne olmuş. Ya bana ne diyor? Ben şehrimde neler yaşanmış? Hangi sorunlar var? Ondan sonra köşe yazarları hangi sorunumuzu ifade etmiş? Bu bana lazım diyor. Onun için ben yerel gazeteyi alıyorum. Evet. Urfa'da maalesef bu bilinç yok. Ama evet. Yeri de geldim işte gazetecinin yakasına yapışılıp arkadaşım sen niye bu sorunumuzu ifade etmiyorsun deniliyor. Yani denilsin hakları var gazeteci diye ortaya çıkmışsak bunu sormaya hesap hakları var. Ama ayakta durmamız için de destek şart. Tamam sen gazetecin diye ortaya çıktın ama şimdi akıllı cep telefonlarıyla birlikte şehre çıktığın zaman herkes bir gazeteci. Şehirde de böyle de bir problem var. Bir toplantıya gittiğin zaman bakıyorsun ki ya Allah Allah Şanlıurfa'da bu kadar gazeteci var mıydı? Yani tırnak içerisinde gazeteci var mıydı diyorsun. Şimdi yeri geliyor onlarla seni aynı kefeye koyuyor bazıları, evet. Kimileri. Gazeteci olmak Şanlıurfa'da ne kadar kolay ne kadar zor? Vallahi çok zor. Yani ben mesela işte bir yerel gazeteyi çıkarıyoruz. Yerel gazeteyi mesela basın ilan kurumunun ilanları olmasa gazetenin ayakta durması bir kere mümkün değil. Kaldı ki mesela diyelim firmalardan siz reklam aldınız. İşte abone desteği, aboneler var. Ya siz biraz hani böyle bir suyu sabuna dokunan bir şeyi sorunu gündeme getirdiğinizde bir bakıyorsunuz o hangi kurum muhatapsa, kim muhatapsa sizin reklamlarınızı geri çektirebiliyor. Bununla çok karşılaştık. Yerel basın olarak ulusalda da bunlar yaşanıyor. İşte mesela Diriliş Postası'ydı galiba. Uzun bir yazı yayınladı. İşte biraz hükümeti eleştirdiğimiz için firmalar falan bize reklam vermiyor. Medya ajansları bize reklam vermiyor diye. Bunu açıkça ifade ettiler yayında.
Mesela işte dediğim gibi basın yayın ilanı, eğer basın ilan kurumunun ilanı olmasa, siz sadece firmalara dayalı bir şey çıkarsanız, hani gazete çıkarsanız, finansmanını o yönde sağlamış olsanız, firmalar bile eleştiriyi tahammül etmiyor. İşte falanca firmanın sahibi diyor ki falanca kurum benim abimdir ya da amcam oğlumdur, siz niye onu eleştirmişsiniz? Bir kere gazetecilikten, hani bu maddi işin maddi boyutundan bahsederken, o eleştiri kültürünü de aslında Urfa'da gazeteciler olarak ifade etmemiz gerekiyor yeri gelmişken. Şimdi sizin de başınıza gelmiştir, bütün basın mensubu arkadaşların başına gelmiştir. Bir tane kurum amirinin ya da bir idarecinin 100 tane olumlu haberini verin. 100 tane olumlu haberini yapın. Yani evet, yalakalık anlamında demiyorum. Adamların yaptıkları işleri veriyorsunuz. Hı. İşte şunu yaptı, bunu yaptı olumlu olarak. Ya bir tane eleştiri yaptığınızda hemen sizi topa tutuyorlar. İşte eşinize, dostunuza, burası Urfa, akrabalarınıza şikayet ediyorlar. Ama öyle de bir kötü anlatıyorlar ki dersiniz. Linç kampanyası. Evet, müthiş bir linç kampanyası oluşturuyorlar. Ben mesela bir tane kurum amiriyle ilgili bir şey yazmıştım. İnanın ertesi gün dağıtımcı gazeteye dönüp işte şu abone iptal, şu abone iptal, şu neye uğradığımızı şaşırdık. Çok basit bir haberdi, bir basit bir eleştiriydi. Ama hemen böyle insana baskı uyguluyorlar, kota uyguluyorlar. En fazla Urfa'ya özgü bu durum. Yani eleştiriye tahammülsüzlük, idarecisinden, amirinden, firmasından, herkesten kaynaklanan bir şey bu. Eleştiriye hiç tahammül yok. Ha, şunu yapsa gazeteleri motive etmiş olur. Mesela Fakı Baba belediye başkanı iken bunu yapıyordu. Örneğin bir köşe yazarı bir şeyler yazmış. Biraz onun olumlu bir şeylerinden bahsetmişse, içerisinde mesela bir tane de olumsuz bir şey varsa, arıyordu mesela Fakı Baba. Ya teşekkür ederim, işte çok güzel, işte şunu da vurgulamışsınız falan diyor. Keşke şu olumsuzu da bana sorsaydın, aslında işin o yönü falan değil. Bu gazetecileri aslında köşe yazarlarını falan motive eden bir durum. Hı. Televizyon yorumcularını motive eden bir durum. Şimdi mesela pek yok. Mesela siz hiç denk geldiniz mi? Yani isim vererek söyleyeyim. Nihat Çiftçi'nin arayıp ya bizimle ilgili böyle böyle bir haber vermişsiniz, teşekkür ederim. Ancak olumsuz olursa arıyorlar, yani bize ulaşıyorlar. Olumlu olduğu zaman bir şey. Olumlu olunca yok. Bu da şey, hani gazeteciler çok motive etmiyor. Yani şey de, hani takdir etsin, teşekkür etsin. Bizim açımızdan hakkaniyet neyse onu ifade etmeye çalışıyoruz hakkaniyet ölçüsünde. Ama bu idarecilerin de işte 100 tane olumlu yaptığı zaman bir tane de eleştirel olduğu zaman, hı hı, bu insanın içinden geçiyor. Keşke şimdiye kadar bir kere de teşekkür etmiş olsaydın diye insanın içinden geçiriyor. Ekranlarımızı izleyenler varsa burada onlara da tüyo vermiş olalım. Bu anlamda evet, kamu kurumlarından bahsettik. Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Eren'in son zamanlarda sabah mesaisine kamu kurum kuruluşlarını ziyaret ederek, denetleyerek başladığını da çok iyi biliyoruz. Zaman zaman da haber bültenlerimize bu anlamda yansıyor. Genel itibariyle nasıl okuyorsunuz Sayın Şanlıurfa Valisi Abdullah Eren'in bu denetlemelerini, incelemelerini, oradaki çalışanların ilerleyen zamanlardaki vatandaşa olan tavrını bu şekilde etkiler mi bu ziyaretler, denetlemeler? Ya bu şey, Abdullah Eren Adıyaman valisiyken Adıyaman Samsat'ta bir deprem olmuştu. Evet, biliyorum. Biz o depreme gitmiştik. Samsat'a vali bey gelecek dediler. İşte hani vali gelecek de açıklamasını alalım, hani gelmişken hemen ayrılmayalım. Orada depremle ilgili gözlemlerimizi yaptık, haberimizi kaydettik. Gelmişken vali beyden de demeç alın, gidelim ondan sonra. Vali beyin zaten, valilerin hani demeçleri standart kalıplaşmış, hı hı, olur mülki amir oldukları için. Geldi mesela, biz o açıklamasını takip ettik. Öyle sıra dışı bir vali şey oldu. Yolda gelirken Doğan Haber Ajansı, şimdi Demirören Haber Ajansı, Ali Leylak'la birlikte, evet, yola gelirken dedim Urfa böyle valiler düşmüyor Ali dedim ya. Peşine de. Baksana Urfa'nın şey şansına falan dedim. Bir Adıyaman'a bak. Ondan sonra birkaç ay sonra bir baktık Abdullah Eren Şanlıurfa valisi olarak atandı. Ben mesela geldiğinde işte o duruşunun ondan sonra sıra dışı vali olduğunu anladığım için bir daha buraya geldiğinde bir köşe yazısı yazdım. Dedim ki Urfa'ya gelecek olan vali Şanlıurfa'yı sivil toplum kuruluşlarından dinlemesin. Milletvekillerinden dinlemesin. Yani usulen dinlenir, hani fikir alışverişinde bulunur ama sadece onlardan öğrenmesin, evet, Urfa'yı. Vatandaşın içerisine girsin, ağırlık vatandaştan direkt, evet, dinlesin dedim. Abi baktık bu vali öyle yapıyor. Zaten Adıyaman'da da öyle bir valiydi. Dedik ki işte bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sıkılır. Çünkü idareciler pek eleştiriye açık değil.
Şimdi haliyle bir idareci sürekli sokakta olduğu zaman, işte akşamları çıkıp vatandaşın içerisine daldığı zaman, işte o işe koyma talebi gelir, işte onun vergi çokluğuyla ilgili bir talep gelir, işte onun işgaliye ile ilgili bir ceza gelmişse onun bir talebi gelir bir valiye. Valiler de bir yere kadar buna dayanabilir diye düşünüyorduk. Hala vatandaşların arasında hala sokağa iniyor. Bu şeyde hani bu kurumlara ani baskın yapması da bence vatandaşları dinleyerekten yola çıktığı bir durumdur. Diğer illerde böyle miydi? Böyle bir özelliği var mıydı bilmiyorum ama Urfa'ya özgü kurumlarda tabiri caizse billah aşkalık var. İşte mesela gidiyorsunuz kurumlara, sabah tepsi fırına atılmış ya da isot ekmek geliyor kuruma. Orada dürüm yapıyorlar, işte sabah kahvaltısını falan yapıyorlar. Ben sırada bekleyeceğim, o gidecek orada kahvaltı yapacak. Aynen öyle, işte 8.30'daysa 8.30, 9'sa 9 geliyor. Ondan sonra işte odacısı, ondan sonra kimse, oradaki görevlisi isotu getiriyor. İşte ekmeği getiriyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltı merasimi işte çayıydı, sohbetiydi falan. Nerede baksanız 40 dakika bakıyorsunuz memurlar yerinde yok, bir tane odaya girmişler. Evet. O odada kahvaltılarını yapıyorlar. Bu şikayet valiye ulaşmış olmalı ki, bir de gün içerisinde, mesai içerisinde, o da Urfa'ya çok özgü taziye bir durum, ziyaretleri. Taziye ziyaretlere gidiyorsunuz. Yok, sanki çok meşru bir şeymiş gibi. Aslında hani o saat içerisinde ne kadar hayırlı bir iş yapmaya gitmiş olursa olsun, o anda görev yerini terk ettiği için o saat o kazandıkları para haram bir kere olur. Onu bilsinler yani. Yani sanki taziyeye gidildiği zaman meşru bir şeymiş gibi. Onu bilsinler. Soruyorsunuz işte bu memur dün gelmiştin bana bugün gel demişti. Diyor ki taziyede o. Saate bakıyorsunuz saat 3. Kaç gibi gelir? Valla belki yetişmeyebilir diyor. Hani 5'e kadar gelmeyebilir. Gitti o gün. Ertesi gün bir daha geliyorsunuz. Bu da herhalde Vali Bey'e iletilmiş olmalı ki. Bunlarla ilgili ciddi anlamda önce kaymakamları uyarmış toplantıda. Daha sonra da kurum amirlerine, şimdi yapmış olduğu sabah baskınlarında kurum amirlerine ciddi anlamda bu uyarıları yapıyor. Bir de dediğim gibi kurumlardaki laçkalık, mesela hastanelere gidiyorsunuz, kim doktor, kim işte oranın hizmetlisi, kim baş tabip, kıyafetlerine falan baktığınız zaman anlamıyorsunuz. Bir kurumsal o konuda da ciddi uyardığını duydum kurumlara. Yani kurumsal kimliğin oturması için. Bir de bir yerde acaba işini yapabilmek için nüfuslu birini bulup telefonu açtırma sadece şehrimize özel bir şey mi, yoksa her yerde var mı? Yani, mesela bir hastaneye gidiyorsun, işte tedavi olabilmek için ya da sırada beklememek için işte başhekimi arattırırsın, doktoru arattırırsın vesaire. İşte tapu müdürlüğünde bir tapu işin varsa atıyorum il müdürünü ararsın, işte o personeli arar, selam gönderir vesaire vesaire. Bununla ilgili siz de denk gelmişsinizdir. Mesela işte normal bir işlem yapılacak ya da normal bir alım yapılacak. Bazı kurum amirleri, idareciler aslında hani bize bir kurum amiri işte ya milletvekili falan aramış, şu işe alınmış dendiğinde sanki o idareciler ya da o kurum amirleri o durumdan muzdarip gitmiş gibi. Hani o milletvekili ya da bir siyasi ona emir etmiş, hı hı, de o muzdaripmiş gibi bizde bir şey var, kanaat var. Aslında öyle değil. Çoğu kurum amiri, çoğu idareci diyor ki git tanıdığın bir siyasetçi varsa o devreye girsin. Niye biliyor musunuz? O siyasetçi veya o şeye, milletvekiline kendisini aratarak bir yerde onu mahkum bırakıyor. Evet. Yani çoğu idareci bunu kasıtlı yapıyor. Evet. Bu var. Bir de mesela idarecilerden ben şey duydum. Örneğin 50 kişi alım yapılacak. İşte milletvekillerini arıyor, ona göre kendi kafasına bir dağılım yapıyor. Diyelim ki 5 tane il başkanına, 5 tane şu milletvekiline arıyor milletvekillerini, diyor ki vekilim işte ben böyle bir alım yapacağım, bana isim yollayın diyor. Jest yapıyor. Haklısı o koltuğunu ve makamını korumak için. Bu da Urfa'ya özgü bir durum. Peki kimi kimsesi olmayan sade vatandaş durumu belli zaten ortada. Ne yapacak? Nasıl ya nefes alacak? Nasıl işlerini halledecek? Biz Ajan Surfa olarak mesela işte arkadaşlar sokağa çıkıyorlar röportaj yapmak için. Farklı farklı konularda kime mikrofonu uzatsanız işsiz olduğundan yola çıkarak, evet, dert yanıyor. Ya Urfa'da ciddi anlamda işsizlik var. Yani geçici iş başvurusuna bulunmak için bile yani mevcut sayının 3-5 katı başvurular yapılıyor. 10 katı. İşte o başvuru kuyrukları mahallelere, caddelere aşıyor. Geçici işten bahsediyoruz. Bir de ne kadar kişiler devreye konuluyor. Adam o 6 ay çalışabilmek için ne kadar kapı aşındırıyor, ne kadar insan devreye koyuyor ki o 6 aylık şey yerine girsin. Ya i̇şte Urfa'nın da öyle bir kaderi var. Zaten mevsimlik işçilik de öyle değil mi, tarım işçiliği? Ya zaten 6 ay geçici işe ben ona da mevsimlik işçi diyorum. O da mevsimlik işçi yani. Ya bir de tarım alanında çalışanlar var. Onlar da geçici işte kalkıp batıya gidiyorlar. Hı hı.
Urfa'da da maalesef bu da çok Urfa'ya özgü bir durum. Peki mevsimlik işçiler demişken hali hazırda vatandaşın hali nice olur? Güneşimiz var diyoruz, toprağımız var diyoruz. Suyumuz da var ama biz hala mevsimlik tarım işçisi gönderiyoruz. Ya mevsimlik tarım işçisine geçmeden önce şeyle ilgili aslında o İŞKUR'un toplum yararına çalışma projesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu toplum yararına çalışma sonra TYP adı toplum yararına projeyle ilgili Faruk Çelik döneminde Çalışma Bakanlığı döneminde aslında Urfa'ya en fazla şey ayrılmıştı. Hani kontenjan ayrılmıştı. O zaman ilk gündeme geldi. Bu bir anlamda iktidarın ve şeyin iktidarda olan partinin eline kolunu rahatlatıyor. Özellikle seçimden önce işte alımlar yapıldığı zaman partinin işine yarıyor. Ama Şanlıurfa'nın kalkınmasına hiçbir anlamda bunun şeyi yok, katkısı yok bu şeyin, TYP'nin. Her yıl mesela diyelim ki işte 6 bin kişi örneğin alınıyor. Bazı yıl 10 bin alındı oldu. Ben bunu bir köşeye aslında hesaplamış ve yazmıştım. Şimdi rakamlar aklımda değil ama. Bu insanların ekonomiye, Urfa'nın kalkınmasına hiçbir katkısı yok. Çünkü birçoğu, bu son 2 yıl öyle değil ama ondan önce çok torpil vardı. Bunlar torpille işe alınan insanlar. Torpille alındığı için de bu insanları çalıştıramıyorsunuz. Normalde bu projenin ortaya çıkma nedeni ağaçlandırma içinde. Evet. Ya bu adamlara bakıyorsunuz, 6 bin kişi, hesap ettim günde 10 tane ağaç dikse 10 tane. İşte 60 bin ediyor, her işte 10 yılda bilmem 60 milyon ediyor falan. Hani nerede bu kadar ağaç? Yok. Dolayısıyla torpilli oldukları için bunları kimse çalıştıramıyor da. Kurumlara da atılıyor, o kurumlarda da amirler çalıştıramıyor. Bir de geçici, zaten 6 ay veya 9 ay çalışacak, ondan sonra gidecek. Hatta çoğunun işe dahi gitmediği de iddia ediliyor yani. 2 yıl öncesine kadar ciddi anlamda o söz konusuydu. Yani işte siyasilerin kendine yakın olan isimleri verdiği, ondan sonra hatta bazılarının banka kartlarının bazılarının çektiği gibi şaibeler vardı. Bu yıl çok yakından takip edemedim ama geçen yıl kurum amirleri ve vali çok iddialıydı. En ufak bir torpil eğer iddiası veya söylentisi varsa ulaşın bize diyor. Öyle şey torpil falan iddiası gündeme gelmedi. İlk bölümü noktalayacağız. Mevsimlik tarım işçileri. Evet, mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yani maalesef az önce işte Fakı Baba'nın olumlu yanından bahsettik. Tarım Bakanlığı yaptı. Şanlıurfa'nın hatta Türkiye'nin bir kanayan yarası sayılır bu. Çünkü bir insanlık dramı yaşanıyor mevsimlik tarım işçileriyle ilgili. Sayıları da aslında Urfa'nın en büyük sorunlarından bir tanesi de veriler yok şeyde. Hani kurumlarda da yok, biz gazetecilerde de yok. Kaç yüz bin insan mevsimlik tarım işçisi olarak batıya gidiyor. Kimine göre 500 bin, kimine göre 200 bin, kimine göre 100 bin. Ortalama 300 bin diyelim. 300 bin insan batıya mevsimlik tarım işçisi olarak gidiyor bir şehirden. En fazla Türkiye'de zaten tarım işçisi Urfa'dan gidiyor. Biraz işte Diyarbakır'dan, belki biraz Batman'dan ama en fazla Urfa'dan gidiyor. Bu sadece Urfa'nın değil, Türkiye'nin kanayan bir yarası. Hangi çağdayız, hangi devirdeyiz? İnsanlar pılını pırtını toplayacak, çadırını battaniyesine alacak, eğitimini kaç ay öncesinden terk etmek zorunda kalacak. Sonra eğitimine birkaç ay geç başlamış, yani başlamak durumunda kalıyor. Ondan sonra sağlığa erişim, sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Barınma çok ilkel koşullarda oluyor. İşte bununla ilgili mevsimlik tarım işçileriyle ilgili bir komisyon kurulmuştu. Mahmut Kaçar da komisyon başkanlığını yürütüyordu. Onlar mesela bazı şeyler, iyileştirmeler yaptılar. Mevsimlik işçilerin gitmiş olduğu illerde mülki amirlere yazlar gönderdiler. İşte barınmalar daha modern. İşte onların ne bileyim tuvalet ihtiyaçları, banyo ihtiyaçları. O zaman Başbakanlık genelgesi de yayınlandı. Yayınlandı. Ama onun hani çok bir karşılığı olmuyor illerde. Gitseniz belki valiye sorsan ödenek diyordur, ne diyordur ama çok bir karşılığı yok. Onu da geçtik. Bir de bunlar en ufak mesela kılık kıyafetinden ya da atıyorum Kürtçe konuşmasından, Arapça konuşmasından lince maruz kalabiliyorlar. Evet, maalesef öyle. Çünkü bunlar geçici olarak oraya gidiyorlar. Hani yerleşik bir şeye hayata geçseler belki birbirlerine alışacaklar. Geçici olarak gittikleri için o gittikleri yerlerde mesela diyelim ki ırk olarak da çok zıt birbirlerine olabiliyorlar. Uyum sorunu da ciddi anlamda oluyor. İşin bir boyutu var. Bir de trafik kazaları falan yaşanıyor. Hani insanlar yine yaşanmadığı günde olmuyor. Olmuyor. Mesela trafik kazası eğer toplu bir trafik kazası katliam gibi bir şey meydana gelmişse biz gazeteci olarak hemen bakıyoruz. İşçi mi? Mevsimlik işçi mi? Evet. Ondan sonra hangi plaka? Hemen aklımıza ilk gelen acaba o özellikle mevsimlik tarım işçilerinin gittiği dönemde. İşte bir bakanlık dönemi Şanlıurfa fırsatı eline geçirdi.
Fakıl Baba şahsında. Maalesef bu tarım işçileriyle ilgili sadece gidip ziyaret etmekle kaldı Fakıl Baba. O fırsatı değerlendiremedik. Urfa olarak değerlendiremedik. Yani Fakıl Baba... Peki bu süreden sonra öyle bir fırsat tekrar Şanlıurfa'ya verilir mi? Valla bakanlık verilmese de... Ya bakanlığın verilmesini de beklemek gerekiyor. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Sayın Fakıl Baba ile birlikte biz bürokratları da maalesef kaybettik. Yani bir de evet Tarım Bakanlığı'nda Fakıl Baba'dan önce olan şeyler, bürokratlar, Urfalı bürokratlar Fakıl Baba'dan sonra kendisinden öncekiler de kalmadı. Evet. Tam bir kıyım yaşadı Urfalı bürokratlar Tarım Bakanlığı'nda. Ya bu mevsimlik tarım işçileriyle sadece illa Urfa'nın Tarım Bakanlığı eline geçmesine de gerek yok. Hı hı. Milletvekilleri toplanıp mesela işte Urfa'da 300 bin insan batıya gidiyor. Yani bunu Cumhurbaşkanı iletebilir, Tarım Bakanlığı iletebilir. 300 bin insan bu bir dram. İlkel bir şey bu. İnsanların yerinde çalışmasını sağlamak zorundayız deyip gidip mesela TİGEM gibi bir yere veya hazine arazilerine toprağı olmayan köylülere mesela verebilirler, kiralayabilirler. Sayın Arısıt yine topu milletvekillerine attı. Ya ne yapalım dönüp biz aslında milletvekillerine bu kadar şey yüklemiyorduk. Hani diyorduk ki mecliste milletvekillerinin bir yetkisi yok, yapabilecekleri bir şey de yok. Çalışma alanları da belli. Ama bu belediye başkan adaylık sürecinde istediklerinde neler elde edebileceklerini, nasıl yumruklarını masaya vurduklarını gördükten sonra artık daha fazla onlardan beklentimiz arttı. Orada bir virgül koyalım. Tamam. Sevgili izleyenler, söyleşimize çok kısa bir reklam arası. Kaldığımız yerden ardından buradayız. Kanal Urfa ekranlarında Yüz Yüze Siyaset 2. bölümünde kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo konuğumuz, gazeteci dostumuz Sayın Mustafa Arısüt. İlk bölümümüzde güncel konular üzerinde söyleşiler gerçekleştirdik. İkinci ve son bölümümüzde de siyaset ağırlıklı konuşalım istiyorum. AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı. Gözler ilçe belediye başkan adaylarında. Zaman zaman sosyal medya üzerinden listeler yayınlanırdı. Herkes sevdiği isimlerle bir liste oluştururdu, onu paylaşırdı ama son iki gün içerisinde paylaşılan bir liste var ki bakıyoruz sanki ağırlıklı isimler onlar olacakmış gibi bir beklenti var şu anda. Herhangi bir yalanlama yapıldı mı bilmiyorum. Hemen de peşine Sayın Numan Kurtulmuş cumartesi günü Şanlıurfa'ya gelecek ve liste açıklanacak. Bir dostumun da paylaşımda şöyle bir şey vardı. Eğer bu liste doğruysa Sayın Numan Kurtulmuş niye geliyor? Eğer doğru değilse niye doğru değil? Bu isimler ilçe belediye başkan adayları değildir diye bir paylaşımda bulunmuştu. Bu da manidardı. Son paylaşılan listeyi nasıl görürsün sen? Son liste diyoruz ama şimdi izleyiciler bizim hangi liste üzerinden konuştuğumuzu bilmesi gerekiyor. Evet. Yani şimdi arkadaşınızın bakış açısı doğru değil. Her halükarda parti aday tanıtım toplantısı yapacak ve kendileri açıklayacaklar. Her ne kadar kamuoyunda işte ya da sosyal medyada dolaşan listeler doğru olsa ya da doğruya yakın olsa da partinin kendisinin açıklaması gerekiyor. Evet. Zaten partide bir de farklı farklı listeler dolaştığı için partide sürekli işte genel merkezimiz tarafından ya da bizim tarafımızdan yapılan açıklamaya itibar edin şeklinde de beyanatlar veriyorlar. İzleyiciler şimdi hangi listeden bahsediyorlar? Çünkü gerçekten bilgi kirliliği de var bu konuda. Evet. Ya merak ediyor olabilirler. Bizim hangi liste üzerinden? Herhalde sen de ben de hemfikir olduğumuz listedir bu söyleyeceğim. Eyüpiye'de Mehmet Kuş, evet. Haliliye'de Mehmet Can Polat, Karaköy'de Metin Baydille, Akçakale'de Mehmet Yalçınkaya, Birecik'te Muharrem Atmaca, Bozova'da Süphi Aksoy, Ceylanpınar'da Abdullah Aksak, Halfeti'de Şeref Albayrak, Kaymakam Kayyum, Harran Mehmet Özyavuz, Hilvan Aslan Ali Bayık, Suruç Mustafa Yüksel, Siverek Şems Aydın, Viranşehir Salih Ekinci. Evet. Herkesin bu konu şey hem fikir olduğu liste bu. Mevcut belediye başkanlarından Sayın Baydilli ve Sayın Bayık var. Karaköprü ve Hilvan. Evet. Sadece burada Harran'ın aday gösterilmeyeceği bir tek bu konuda şey olabilir. Hani geri çekilme olabilir ittifak görüşmeleri kapsamında. Biliyorsunuz Şanlıurfa MHP'nin bir tane ilçede aday göstermesi bekleniyor. O da Harran, İbrahim Özyavuz'un işte
MHP'deki ağırlığından dolayı ve kendisinin... Onun öncesinde dile dolayı getirilen Siverek vardı. Sayın Mehmet Fatih Bucak. Çok da güçlü bir isimdi orada. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Siverek Belediye Başkan adayı olduğunu söylemişti ve açıklanmıştı. Şimdi bu konuşmanızdan şunu çıkartıyorum. Bu yönde de iddialar vardı ama bilmiyorum. Ben de hala soru işareti, onu da açık söyleyeyim. Siverek'te Fatih Bucak adaylığı Milliyetçi Hareket Partisi'nden geri mi çekilecek? Yani aldığımız duyumlar, kulis bilgileri o yönde. MHP Haran'ın dışında, büyükşehir de dahil, hiçbir yerde aday göstermeyecek. Sadece Haran'da aday gösterecek. AK Parti de orada aday çıkarmayacak. Yani Mehmet Özyavuz ismi dolaşıyor ama MHP orada aday çıkaracağı için ve başka ilçelerde de aday çıkarmayacağı için, dolayısıyla AK Parti'nin orada herhangi bir adayı olmayacağı yönünde gelen bilgiler. Hı. Zaten cumartesi günü aday tanıtım toplantısında MHP'nin geri çekilen adaylarının da tanıtım toplantısına destek amaçlı katılacağı katılım olacak. O bilgi de geliyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta söylediği bir söz vardır son zamanlarda. İşte şu benim eşimdir, bu dostumdur, bu akrabamdır, bunu aday yapalım diye kimse gelmesin. Vatandaşta karşılığı olan, sırtını partiye değil yaslamayacak ama bir anlamda da partiye katkıda bulunacak isimlerle biz seçime gideceğiz diye söylemleri vardı. Şimdi bu listeye baktığımız zaman bu isimler AK Parti'ye ne kadar? Cumhurbaşkanı da söylemine ne kadar uyar? Evet. Demek istiyorsunuz. Ya aslında bizim az önce dedim ya, milletvekillerinin bu kadar dirayetli ve becerikli olduğunu gördükten sonra onlardan beklentimiz daha da arttı dedim ya. Bizim milletvekillerinin özellikle bazıları gerçekten çok kurnaz, çok becerikli. Yani Cumhurbaşkanı'nın o söylemine rağmen akrabalarını belediye başkan adayı göstermeyi başaran bu milletvekili var. Bu listede akrabaları var. Sayalım mı? Yani mesela isim vermek gerekiyorsa gelen tepkiler, o zaman Kanalufa'ya gelsin. Bana gelmesin. Bana gelsin. Şaka yapıyoruz. Sağ olsun, benim ağzımdan çıkacağı için. Evet. Mesela Urfa kamuoyu biliyor bunu. Mehmet Ali Cevher'in Karaköprü Belediye Başkanlığı ve Belediye Başkan adayı Metin Baydilli ile akraba olduğu. Dolayısıyla başından beri de Mehmet Ali Cevher'in milletvekilinin Metin Baydilli'nin olmasını istediği, hatta genel merkezini şeyden, partiden istifa etmekle tehdit ettiği zaten kamuoyunda uzun bir süredir dolaşan bilgi. Milletvekili tarafından da yalanlanmamış bir bilgi bu. Mesela ilk göze çarpan odur. Onun dışında mesela Halil Özcan bunu başaramamış görünüyor. Ahmet Akay bunu başaramamış. Onların da akrabaları, Eyüp'e belediye başkanı akrabalarıydı. Onlar bu konuda çok becerikli çıkamamış ama Mehmet Ali Cevher'i dediğini başarmış görünüyor bu listede. Bir de bu listelerde mesela hani değişim olacağı beklentisi de var. En azından birkaç belediye başkanı aynadan kamuoyunda dolaşan isimlerin her ne kadar Cumhurbaşkanı onaylamış olsa da artık bu liste bitmiş, zarfa konmuş ve numan kurtulmuşa AK Parti Genel Başkan Vekiline verilmiş olsa da yine bu birkaç tanesinin değişebileceği konuşuluyor. Ben birkaç yerden mesela hangi isimler konuşuyor? Bugün Ankara'yla görüştüm arkadaşlarla. Bozdağ'a Ankara'yla görüştüm derken yanlış anlaşılıyor. Arkadaşlarla dedim oradaki arkadaşlarla. Yani gazetecidir işte, ne bileyim, evet, ona benzer şey. Yani genel merkez şey düzeyinde değil. Orada da konuşulan isimler Şanlıurfa ile ilgili Bozdağ'a, Haliliye, Viranşehir, Ceylanpınar ve Eyüpya'nın olduğu konuşuyor. Hani bunlar değişebilir falan. Bu Ceylanpınar'da da, Sayın Atilla'nın olmamış olması bu listede enteresan değil mi? Ne için enteresan? Yani Menderes Atilla çok güçlü bir isimdi orada. Ve hemen bakıyoruz, Sayın Süleyman Soylu'yla da ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz ama son paylaşılan bu listelerde olmadığını görüyoruz. Ya Sayın Menderes Atilla'nın Süleyman Soylu'yla iyi ilişkiler içerisinde olduğu, işte önceki geldikleri partiden de diyaloglarının olduğu falan hani konuşuluyor, hepimiz onu şey yapıyoruz ama ben bir ay önce Süleyman Soylu ile aralarının açıldığı ama hangi düzeyde ne için olduğunu bilmiyoruz. Aralarının açıldığını duydum. Dedim ki eğer aday gösterilmezse bu doğru demektir. Gerçekten de aday gösterilmedi. Menderes Atilla, aslında ben hep söylüyorum. Ceylanpınar Menderes Atilla'sız da seçimi kaybeder. Menderes Atilla ile de seçimi kaybeder. Neden? Şimdi Menderes Atilla orada belediye başkanı yapmış, belediye başkanlığı yapmış olduğu süre içerisinde
kim ne derse desin zaman zaman kendilerine açıklamalar oluyor. İşte biz herkese aynı yaklaşımı sergiledik ama çok öyle değil. Özellikle OHAL sürecinde bir kesimin ciddi tepkisini çekti. Hani böyle fişleyerek, yaftalayarak, ondan sonra işte bir partiyi legal bir partiymiş gibi göstererek, inanın o parti, hani o legal olarak gösterdiği partinin tabanı kadar kendi parti tabanının da tepkisini çekti o insanlar öyle şey yaparak, hani ötekileştirerek. Bundan dolayı AK Parti'nin, AK Parti tabanını orada genişletmesi gerekirken, işte yapmış olduğu hizmetlerle onun geri dönüşünü sağlamak yerine kırıp dökerek bana göre kendi tabanını bile küstürdü. Ha niçin işte Menderes Atilla'sız da olmaz, onsuz da, onu da olmaz. Menderes Atilla bana göre küstürülmeden partisine çalışması sağlanmalıydı. Ama belediye başkanı aday gösterilerek değil. Sadece küstürülmeden çalışması sağlanmalıydı. Belki de öyle yapılacak. Yeni bir isim getirilecek AK Parti'den. Bu şartta belki AK Parti'nin şansı olabilirdi. Ceylan Pınar gibi, Viranşehir gibi, Siverek gibi ilçeler, hatta Bozova, Hilvan da buna ilave edilebilir. HDP ile AK Parti arasında az bir şey var, oy farkı var. Yani AK Parti'ye göre böyle bir taktik uygulansaydı HDP karşısında başarılı olabilirlerdi. HDP penceresinden baktığınızda HDP'nin de güçlü olduğu ilçelerde mesela büyükşehir belediye başkan adaylığı konusunda pek müracaat alamıyorlar. Çünkü HDP'nin kazanma şansının olduğu düşünülmüyor. Ben bugün sosyal medyada da bir paylaşım yaptım, dedim ki AK Parti hala çok güçlü bir parti. Nereden bunu anlıyoruz? Muhalif mesela sosyal medyada kullanıcılara bakıyoruz. Muhalif olanlar bile, işte atıyorum Saadet Partisi'nden olduğunu bildiğimiz insanın bile, Demokrat Parti'den olduğunu bildiğimiz, örnek veriyorum. Belki evet, o insanlar, belki o partiden öyle biri yoktur ama farklı partilerden işte Ceylan Pınar'da AK Parti şunu aday göstermeliydi. İşte Suruç'ta şunu aday göstermeliydi. Başka bir partiden AK Parti'ye hani şey yapıyorlar. İlgisi o yönde değil mi? İlgisi de o yönde, ya da o aday kendisinin bir akrabalık bağı var, onun adayı göstermez. Neden? Çünkü AK Parti'nin orada o adayının kazanacağını bildiği için. Evet. Dolayısıyla ben diyorum ki AK Parti hala güçlü bir parti. Yani muhalefet partileri bile kimin kazanacağını bildiği için akrabalarının ya da dostlarının orada aday göstermesini istiyor. Bunu açıkça da ifade ediyor. Şimdi cumartesi günü toplantıda Sayın Numan Kurtulmuş listeyi açıkladıktan sonra ilçe belediye başkan adaylarının küskünlükler başlayacaktır. Nihayetinde bu yönde bugün de AK Parti il başkanlığı binası önünde bir grup toplandı. İşte biz onu istemiyoruz, bizim adayımız olsun tarzında pankartlarla birlikte oraya gidildi. Buna benzer vakalar yaşanacaktır. Sayın Zeynel Abidin Beyazgül de her fırsatta küskünler noktasında biz girişimlerde bulunacağız, İşte yine birlikte yürümeye devam edeceğiz tarzında söylemlerde bulunur. Küskünler etkili olacak mı acaba seçim sonucunda? Bir kere o bugün AK Parti il binasının önünde yapılan eylemle ilgili bende bir kafa karışıklığı oldu. Ben bugün haber merkezini çok o saatlerde takip edemedim. Siz takip edebildiniz mi bilmiyorum. Kimin aleyhine, kimin lehine yapıldığı çok net değildi. Pankartlardan da anlaşılamıyordu. İşte ki orada konuşmalardan da anlaşılamıyordu. Karaköprü'ye tepki gösteren de olmuş. Halilye adayına tepki gösteren de olmuş. Karma bir grup mu vardı yoksa? Karma değil. Bence kafa karşılığı ve çok organizeli bir şey olmamış gibime geldi. Yani çok yakından takip edemedim. Sosyal şeyde, WhatsApp'taki yazışmalardan da onu anladım. İşte kimi diyor ki Karaköprü adayı için tepki gösterilmiş, kimi diyor ki Halilye için tepki gösterilmiş. Onun dışında bir şey daha sormuştunuz bu şeylerle ilgili. Küskünlüklerle ilgili. Ha, küskünlüklerle ilgili her dönem bu yaşanıyor. Her dönem mesela adayların da geri çekileceği. Zeynel Abidin Beyazgül'le ilgili de bu söylendi. Bitti o mesela. İşte cumartesi açıklanacak. Cumartesi farklı bir isim mi açıklanacak Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla ilgili? Söyleniyor, söyleniyor. Ondan sonra bitiyor. İlçelerle ilgili hani hatırlarsınız, geçen yerel seçimlerde özellikle Mehmet Ekinci ile ilgili aday gösterdikten sonra Mehmet Ekinci geri çekileceği yönünde yine böyle ciddi şeyler, söylentiler olmuştu. Bu dönem daha fazla belediye başkan adayları ile ilgili bunlar söyleniyor. Ben Cumhurbaşkanı onaylamış, bitmiş. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı'na nasıl bir kanaat değişikliği olacak ki kendi onaylamış olduğu listeyi değiştirsin?
O giden bilgiler zaten önce de kendisine gitmişti. Bu saatten sonra nasıl bir farklı bilgi gidebilir? Bana göre hiç kimse değiştirmez. Sadece Harran'la ilgili eğer hani MHP ittifakı üzerinde şey yapılmışsa, MHP'nin adayı üzerinde ittifak edilmişse bir tek o adayı gösterilebilir. Onun dışında ben hiç kimsenin değiştirilebileceğine pek ihtimal vermiyorum. Küskünlüklerle ilgili sorunuza nihayet geliyorum, cevabına geliyorum. Şimdi mesela geçmiş dönemde Faruk Çelik beğenir, beğenmez, beğenilecek yönü olur, olmayacak yönü olur ama Faruk Çelik bu küskünleri partiye kazanma yönünde çok iyi siyasi manevraları vardı. Daha Urfa'ya gelmeden önce Ankara'dan işte bilgiler alıyordu Urfa'da, Urfa teşkilatından nasıl gidiyor, nasıl karşılandı, tepkiler nasıl diye. İşte şurada tepki oldu, burada küskün çıktı, bu falanca partiye katılıyor, o bağımsız oluyor, o şuraya müracaatını etti, işte bu aşiret böyle tepki gösterdi falan listelerini yapın diyordu. Hepsinin listesini. Evet. Geliyordu onlarla tek tek hepsiyle görüşüyordu. Bir şekilde onları ikna ediyordu ve partiye kazandırıyordu onları. Celalettin Güvenç döneminde de bu sağlandı. Şimdi Zeynel Abidin Beyazgül'ün en büyük siyasi imtihanı burada ortaya çıkacak. Çünkü gerek ilçelerde olsun gerek belediye meclis üyeleriyle ilgili olsun en fazla bu tepkinin eğer sandığa yansıması olacaksa büyükşehire yansıyacak. Dolayısıyla Zeynel Abidin Beyazgül'ün burada kendi o siyasi tecrübesini ve birikimini kullanarak küskünleri ne kadar partisine çekebilir? Eğer bunu başarabilirse kendisi rahat bir seçim dönemi geçirir. Eğer bunu başaramazsa işte çatı adayı çıkarsa çatı adayı, HDP adayı çıkarsa HDP'nin eli güçlenecektir bu küskünler sayesinde. Çıkarsa diyoruz ama çıkacak mı? Valla yani Sabahattin Ceveri'nin çatı adayı olacağını hep konuşuyoruz ama kesinleşmiş bir şey yok. Kesinleşmiş bir şey yok. Ondan sonra en fazla oy potansiyeli olarak güvenilen HDP'nin bu konuda duruşu daha henüz belirlenmemiş. Hı hı. İşte kulislerde dolaşan bilgilere göre HDP eş başkanlığı istediği iddia ediliyor. Ondan sonra Saadet Partisi'nin Sabahattin Ceviri'nin kendilerinden aday olmasını istediği konuşuluyor. Evet. Bağımsız olmasından daha avantajlı olacağı söyleniyor Saadet'ten. Kimilerine göre HDP'den aday göstermesi istenmiş. Sabahattin Ceveri'nin de ne CHP'den ne de HDP'den aday olmaya sıcak bakmadığı konuştu. Bu anlamda muhalefet bir araya gelebilirse AK Parti ciddi anlamda Şanlıurfa'da çok zorlanır değil mi? 2009 rüzgarı vardı ya, eğer küskünleri barıştıramazlarsa bir de Şanlıurfa'ya özgü sorunlar var. Bunlarla ilgili hani geçen programlarda da konuşmuştuk. Bir kere Şanlıurfa'nın artık kangrenleşen sorunlar arasına giren bir şeyimiz var. Çevik kuvvet kavşağı var. Burada her akşam sabah ve akşam insanlar bununla ilgili tepkiler var. Şehir hastanesi var. Ondan sonra hızlı trenin Şanlıurfa'ya hale getirilememesi var. İşsizlik Çevik var. Çevik kuvvet köprülü kavşağında ödenek probleminin çözüldüğüne dair söylemler var ama sahaya baktığımız zaman böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani orada çalışma sabah da oradan geçiyoruz, akşam da oradan geçiyoruz ama yani ben iki araba görüyorum orada çalışan, 3-4 tane de personel işi görüyorum. Onun haricinde çalışan çok da fazla insan görmüyorum orada. Yok, ödenek sorunu işte geçen yıl kapandı, bitti, ödenek gelmedi. Bu yıl artık ne zaman ödenek çıkarılır? Öyle kısa vadede de ben öğrenebildiğim kadarıyla kısa vadede hani 3 ay sonra, 5 ay sonra falan gibi bir ödenek çıkarılacağı şey yapılmadı, ben duymadım. Yani dolayısıyla kalacak mı geçen artık? Programda da konuştuk. Dedi keşke hani kapasın, moloz falan bir şeyler döküp ondan sonra mıcır döküp geçici olarak da olsa ödenek gelinceye kadar bari yolu açsalar da. Mesela geçenlerde bir arkadaş bahsediyordu ki ben tüketici mahkemesine gidip başvuracağım, mahkemeye başvuracağım, suç duyurusunda bulunacağım. Her akşam ben bu kadar uzun yol yapmak ve riskli bir yolculuk yapmak zorunda mıyım diyordu. Hakkımı arayacağım diyordu. Evet. Haklı yani. Bir de şehirde büyük bir soru işareti. Vatandaşlar da çokça fazla bize sorarlar. Trambüsle ilgili bir gelişme var mı? Valla sorsanız şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne trambüs hale gelir. Yani geliyor diyorlar ama öbür taraftan da aldığımız bu trambüsle ilgili ayrılan şeyle bütçeyle ilgili de 80 milyonluk galiba bir bütçe varmış. Trambüs bütçesine ayrılan. Bunun yaklaşık hemen hemen 30-40 milyonu galiba kent merkezinde yapılan altyapıyla ilgili, diğeri trambüslere harcanan para. O ödemeler yapılmamış ama galiba firma bu döviz farkından dolayı zarar ettiği için göndermek istemiyor. Herhalde bu iş mahkemeye taşınır. Bu da Zeynel Abidin Beyazgül'ün herhalde
önüne gelecek. Dolayısıyla onun karşılaşacağı bir sorun ve onu çözmesi gereken bir sorun olacak. Beyazgül yani Trambus, devam eder mi? Trambus demişken devam eder mi? Zaten benim şimdi söyleyeceğim şey de o yöndeydi. Ya bu Trambus projesi Nihat Çiftçi'nin ve kendi ekibinin dışında o belirlenen yönde gitmesinin yanlış olduğunu herkes düşünüyordu. O orada gitmemeliydi. Kime sorsanız evet. Çünkü dar bir alan, sıkıntılı bir alan, dönüşleri falan her ne kadar hani dönüşleri için ağaçlar kesilse, kaldırımlar kaldırsa da yine orada insanlar yaya olarak yaşlısı var, işte alması var, çocuğu var, kazalar yaşanabilirdi. Dolayısıyla bir de ulaşımın en fazla problem olduğu yer, örneğin 25 bin insanın gitmiş olduğu şey var, Osman Bey kampüsü. Karaköprü'de yoğun bir nüfus var. Her gün işte hani o sadece konaklama olarak özellikle kullandığı için o bölge sabah oradan araçlar geliyor, yani toplu taşımalar geliyor. Akşam bir daha oraya gelirken taşıyor. De o şekilde. Balık işte üstü. Herkes yani konuştuğumuz gazeteci olarak vatandaş dahi diyor ki organizeden Osman Bey kampüsüne, ondan sonra işte toplama merkezi Atatürk Bulvarı'ndan Karaköprü'nün son durağına kadar trambüs gitmeliydi. Bu ulaşımı ciddi anlamda rahatlatır ve bu yollar da buna müsaitti. Ama nedense Başkan Nihat Çiftçi ve kendi ekibi o bölgede, onlar da herhalde orada bir araç yoğunluğu oluyor. Toplu taşıma, işte sivil araçlar falan, onu rahatlatması için onu düşündüler. Sayın bana Çiftçi, göre teleferik konusunda geri adım attı. Trambüs konusunda da geri adım atmalı mıydı? Trambüs konusunda yani çok aslında bana göre yanlış bir şey değildi. İşte hani konuştuğumuz uzmanlar, vatandaşlar, bizim de mesela kanaatimiz az önce bahsettiğim güzergahlarda olması yönünde kimsenin bir itirazı yok. Aşağı çarşıdan biz de güzergah konuşuyoruz zaten. Evet, yan trambüs geri çekilmemeli ama güzergahları değiştirilmeliydi. Şimdi yeni gelen başkan güzergahı mı değişir, trambüsü iptal mi eder? Ederse 30-40 milyon para yatırıldı. Yer altına güzergah değişirse yine 30-40 milyon ne olacak? Bunlar çok hani otobüs şeyine de uygun değil. O kadar kablolar döşendi, teller döşendi. Bazı yerler tahrip edildi, ağaçlar kesildi. Bunlar geri getirilemeyecek şeyler. Yani nasıl olur bu saatten sonra? Ciddi bir sınav bekliyor o konuda Zeyn Alabidin Beyazgül seçilirse. Peki şehrin yaşadığı bir problem daha var. Onu da ben konuşmak istiyorum. 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Şanlıurfa'ya oldukça fazla turist akını bekliyoruz ama nihayetinde uçak seferlerine bakıyoruz. Yetersiz bilet fiyatlarına bakıyoruz. Fahiş rakamlar. Bu sorunu nasıl çözeriz? Vallahi hepimizde böyle bir bahar havası oluştu. Hani biz geçen program yaptığımızda da işte bugün güzel haberle açıyoruz programı. 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edildi falan ama ilk başta sevindik, sevinçle karşıladık. Ondan sonra döndük bir de bir durumumuza baktık. Eyvah eyvah. Yani konaklama yerleri sıkıntılı. Urfa'nın kendine özgü işte ulaşım gibi sıkıntıları var. Ya çok da öyle işte geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın turist ağırlanmıştı. Şimdi 2 milyon turist geldi derse şehir nasıl kaldıracak onu? Evet. Ne konaklama müsait, ne ulaşım müsait. Kent ona hazır değil. Keşke 2019 olması yerine 2020 olaydı, 2021 olaydı, Göbekli Tepe ilan edileydi. Hiç olmasa biz de o arada hazırlığımızı kente hazırlamış olurduk. Şimdi bununla ilgili biz geç kalıyoruz. Biz şimdi burada, biz bile burada program yaparken Şanlıurfa neler yapmalı, ondan sonra kim hangi konuda nasıl harekete geçmeli, bundan istifade edebilmek için bunu konuşmak yerine siyaset hep konuşuyoruz. Ya Urfa o kadar politik bir şehir ki 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki yaşlı da hep şu mu aday olacak, bu mu aday olacak, çatı adayı olacak mı olmayacak mı? Büyük konuşuyoruz. Dün veya bugün bir Antep'le ilgili bir şey mesela öğrendim. Fatma Şahin toplantı üstüne toplantı yapıyormuş. İşte Göbekli Tepe ile ilgili gelenleri 2019 yılı Göbekli Tepe olacak, Göbekli Tepe yılı olacak. Biz bundan nasıl istifade ederizin sürekli toplantılarını yapıyormuş. Ya düşünebiliyor musunuz? İlan edilen yer bizde Şanlıurfa'da. Zaten Sayın Fatma Şahin'in keşke Göbekli Tepe bizde olaydı, ben neler yapardım diye hayıflandığını da biliyoruz, duyuyoruz. Ya düşünün, Göbekli Tepe bizde, bunun ekonomik kayısına hazırlığını projesinin Antep. Dolayısıyla bizim çok fazla bundan istifade etme imkanımız baskın oldu çünkü bize. İstifade etme imkanımız çok görülmüyor. Ama Turizm AŞ diye bir şirket kuruldu. Şanlıurfa Valiliği'nin öncülüğünde, işte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ve Halile'nin
Ondan sonra şeyin Eyübya'nın de şirket ortağı olduğu bir turizm aşağı kuruldu. O projenin faaliyetlerine, işte çalışma programına vakıf olduğumuz kadarıyla o umut veriyor biraz. Herkesin mesela muzdarip olduğu aşağı çarşıda, aşağı çarşı dediğimiz Haşimi, Akarbaşı bölgesinde, Balıklıgöl civarında. Mesela baklava ile ilgili Şanlıurfa çok iddialı olmasına rağmen oraya gelen turistler oradaki pastanelerden, oradaki tatlıcılardan, tabii onlar da kendi müşteri potansiyeline göre üretim yapıyorlar. Yani çok lüks yerler değil. Oradaki baklavayı yediği zaman ya da oradaki kebabı yediği zaman, ya Urfa'nın kebabı hiçbir şey yaramıyor, baklavası hiçbir şey yaramıyor diyorlar. Antep'inki daha iyi diyorlar. Ancak hani kentin diğer bölgelerindeki tatlıcılarımıza veya lokantalara, restorana gittiklerinde Antep'ten daha lezzetli baklavaların olduğunu, işte Antep'ten daha lezzetli kebapların olduğunu görüyorlar. Turizm aşe o aşağı çarşıda bu yönde çalışma yapacak. Evet. Yani dolayısıyla dışarıdan gelen misafirler, işte yurt dışından gelenler. Sunum da çok önemli ama. İşte sunum da, ondan sonra o Turizm aşe örneğin Barutçu Hanı'nı ihaleye çıkardı oradaki iş yerlerine. Evet. Cüzdü bir kira alıyor. Ama şartı kentte bu konuda deneyimi olan firmalar olmuş olması. Hani restoran alanında Urfa'da, tatlı şeyde anlamında hani ismi şey olanlar var. Hani şöhretli olanlar var. Onları oraya çekebilmek için ve o turistlerin, yerli yabancı gelen turistlerin de o lezzetlere ulaşabilmesi için mesela Barutçu Hanı'nı öyle bir şey kullanıyor. Alan olarak kullanılacak. Peki vaktin sonuna geldik. Son bir iki cümleyle söylemek istediklerim varsa onları alayım. Ardından kapanış yapalım. Daha önceki programlarda da dedim. Ben siyasetin burada rekabet içerisinde yapılmasından yanayım. Ben Urfa'yı düşünüyorum. Urfalıyım. Urfa'da gazetecilik yapan bir insanım. Ben siyasetin rekabet içerisinde geçmesini istiyorum. Rekabet içerisinde geçerse belki bu sorunları ifade etme imkanımız daha fazla artar. Sorunları ifade ettikten sonra karşılık bulma oranı daha fazla artar. Bakın bugün yanlış değilsem Cumhurbaşkanı yok bugün değil dün bu kredilerle ilgili evet. Hani şeye gündeme düştü. Kredi kartını ödemekte güçlük çeken. Ziraat Bankası. Ondan sonra bankalarda kredi borcunu ödemekte güçlük çeken. Bunlar gidip o borçlarını beyan edecekler, o borçları ödenecek. Rekabetin olduğu yerde işte ulusalda bir rekabet yaşanıyor. Yalnız orada ben şunu da söyleyeyim mi? Yani bunu ben tweet de attım ama şimdi faizle kapatıyoruz. Bu da tartışılır. Bu da çözüm değildir. Oraya da yazdım Allah borcu olana yardım etsin diye. Şimdi faizden kaçıyorsun yine faize yakalanıyorsun orada da. Onu da söyleyeyim. İşte orada %5 faiz, burada %1 faiz. Adı faiz. Evet faiz. Ya zaten bu ülkenin ekonomik politikasıyla alakalı bir durum. Eğer ülkede üretim olsa hani ya da hedeflenenin daha üzerinde bir üretim olsa ve hedeflenenin daha üzerinde bir ihracat olsa dolayısıyla döviz girdisi de para girdisi de daha fazla olacak ve bizim ekonomimiz daha canlanacak. Bu ekonomi politikasıyla alakalı bir şey. Bizim burada ekonomik canlanmayı sağlamak yerine borcu borçla kapatmak ne derece doğru? İşte ancak bir süreliğine rahatlatmayı sağlar. Evet. Gerçekten seçim öncesi insanlar hani fırsatı yakalamışken yaşamış olduğu ekonomik buhranı daha fazla dillendirmeye başladı. Bu da hükümetin herhalde hani bir süreliğine de olsa rahat nefes aldırmak için yapmış olduğu bir durumdur bu kredilerle ilgili verilen müjde. Esnaf geçtiğimiz günlerde bu Bağkur primleriyle evet. ilgili sorunlarını gündeme getirdi. Gerçekten akşama kadar siftah edemeyen esnaf var ve düşünün 800 lira gibi bir rakam her ay sadece bu şey Bağkur'u. Ya düşünün bir insan akşama kadar siftah edemiyor. Hadi diyelim ki normal bir esnaf. Çünkü bu iş gücüne ya da iş potansiyeline göre değişmiyor bu primler. Yani aylık cirosu 5000 lira olan bir bakkal da 800 lira Bağkur primi vermek zorunda. Evet. İşte ayda 5 milyon yapan da o primi ödemekle karşı karşıya. Bununla ilgili esnaf sorununu ifade etti ama esnaf bu konuda yalnız bırakılmamalı. Biz de basın olarak sivil toplum kuruluşları da esnafı yalnız bırakmamalı bu konuda. Destek esnaf olmalı ve primin aşağı çekilmesini sağlamalı. Evet.
Peki Sayın Arzu, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı bize verdiğiniz için. Tekrar çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun sizinle diyelim. Programı bu şekilde kapatalım. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, vaktin sonuna geldik. Yüz yüze siyasetten bu akşamlık da bu kadar. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Neyle başlayalım? Ben de size bir aklına